O gün İngiliz donanması Seddülbahir Kalesi'ni 7 torpido, 5 zırhlı ve 1 kruvazörle saat 14.45'ten itibaren ateş altına almıştı. Bu saldırı yaklaşık 45 dakika sürecekti. Seddülbahir Kalesi'ni savunmakla yükümlü yalnızca 30 kişiden oluşan bir posta Türk askeri vardı. Ve bu postanın komutanı Bigalı Mehmet Çavuş'tu. Saat 15.30'da bir bölük İngiliz askeri kıyıya yanaşacaktı. Fakat Bigalı Mehmet Çavuş henüz son sözünü söylememişti. Askerlerine dönüp şöyle seslenecekti. Ayağımızı bastığımız yer ata yadigarıdır. Vatanımızdır. Ona göre dövüşeceğiz. Bu çarpışma akşam karanlığı çökmeden İstanbul'daki başkomutanlığa şöyle rapor edilecekti. Düşman bir bölük askeriyle Seddülbahir kıyısına çıkmıştır. Bu noktadaki piyadelerimizin direnciyle başarıyla püskürtülmüştür. Özellikle postanın komutanı Mehmet Çavuş, silahının mekanizmasının işlememesi üzerine yerden söktüğü taşlarla ve siper kazdıkları kürekle savaşarak düşmanın püskürtülmesinde çok büyük rol oynamıştır. Adı geçenin gümüş harp madalyasıyla ödüllendirilmesini istirham edelim. 19. Alay Komutanı Yarbay Mustafa Kemal. Bu kahramanlıktan sonra Anadolu'da Türk askeri Mehmetçik olarak anılmaya başlayacaktı. Bigalı Mehmet Çavuş 1964 yılında Biga'daki Bahçeköy'de bulunan evinde hayata gözlerini yummuştur. Yaşamının yarısı cephelerde geçen Mehmetçiğin isim babası 1960 yılına kadar kendisine düzenli olarak devlet tarafından gelen maaş bağlama taleplerine şöyle cevap verecekti. Ben kendime bakabiliyorum. Benim burada her şeyim var. Biz para için savaşmadık. Bir karış vatan toprağı için savaştık.